Evet ikinci ünitemizin kazanım testlerinin son testi kazanım 8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. Antlaşması'na göre demiş severantlaşmasının maddeleri verilmiş ve buna göre İttihar Devleti'nin Osmanlı Devleti üzerinde alanlarından hangilerine yönelik baskı kurmaya çalıştığı söylenebilir demiş sorumuzda. Osmanlı ordusunda sınırlama var askeridir. Kapitülasyon tüm devletlerin yararlanması iktisadi yani ekonomidir. Ee, yine burada Osmanlı hükümeti geçerliden olmaksızın hiçbir ulusun bilgilerini kazı yapmaktan yoksun bırakmayacaktı bilgilerini. Bu da kültürel alanla ilgilidir. Azınlık haklarının genişletilmesi e, tabi bu da siyasi alanla ilgilidir. Dolayısıyla buradaki sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. E, şimdi bu kültüreli belki bulamazsınız. Burada kazı yapma amacı arkeolojidir arkadaşlar. Yani arkeolojik kazıdan bahsediyor aslında e, bilgilerin kazı yapmaktan yoksun bırakılmaması kültürel alanda baskı kurmaya yönelik olduğu için kültürel alıyoruz. Diğer üçünü zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet. Test 18. Soru 2. Yine Sevr Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiş. Askerlik mecburi hizmet olmaktan çıkacak ve Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Osmanlı silahlı gücü 57 bin kişiye indirilecek ve ağır silahlardan arındırılacak. Deniz gücü 13 gemilik filo ile sınırlandırılacak demiş. Bu ıı, mandelere göre Osmanlı Devleti ile ilgili açtaki yardım hangisine ulaşabilir? Siyasi baskı altındadır. Azınlıkların ülke yönetimindeki etkisi artmıştır. Yanlıştır. Askeri yönden savunma hale getirilmeye çalışılmıştır. Yani full askeri maddeler verilmiş zaten. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin askeri olarak savunma hale getirilmeye çalıştığını gösterir. Balkanlardaki otoritesi sona söz konusu değil. Siyasi değil askeri bir baskı aslında bu. Dolayısıyla ee, C seçeneği tamamıyla temel amaçtır diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz işgalci Devleti sever antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldırmak istemiştir. E, ee, sever antlaşmasında yer alan maddelerden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir? Tabii kapitülasyonlar ekonomik alanla, ekonomi alanla ilişkili olduğu için kapitülasyonların yaygınlaştırılması bütün devletleri kapsayacak şekilde. Bu da ekonomik bağımsızlığın ortadan kaldırılma amacına yöneliktir ve dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. A seçeneği askeri, C seçeneği siyasi, D seçeneği de siyasidir diyebiliriz. E, bu nedenle B seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Evet dördüncü sorumuz Sevr ile Irak ve Filistin İngilizlere, Suriye, Fransızlara, Güney bölgeleri İtalyanlara bırakılması kararlaştırılmış. Ayrıca Doğu Anadolu'da Ermenistan ve Kürt devletinin kurulacağı da belirtilmiştir demiş. Buna göre Sevr ile ilgili Osmanlı'nın toprak bütünlüğü hedef aldığına evet bizim topraklarımız işgal farklı devletlere dağıtıyorlar. Bağımsız devletlerin kurulmasına karar veriliyor. Bu da Osmanlı'nın toprak bütünlüğü hedef alındığına kanıt olarak gösterilebilir. Anadolu'nun tümünün İtalyanlara verildiğine hayır e, Fransızlara da verilmiş. Yine e, İngilizlere de toprak verilmiş. Ermenilere de toprak verilmiş. Kürtlere de toprak verilmiş. Yanlıştır. Ekonomik bağımsızlığımıza zarar verdiğine ne demiş. da kapitülasyonlarla ilgili bir karar söz konusu değil. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı yalnız bir olacak toprak bütünlüğünün hedef alındığına. Evet test 18 soru 5 Sevr Antlaşması hukuk olarak geçersiz olan ve ölü doğan bir antlaşmadır. Sevr Antlaşması'nın ölü doğan bir antlaşma olarak denmesinin temel sebebi açıdaktan hangisidir? Ölü doğan bir antlaşmadır çünkü mebusan meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Ya da herhangi bir Türk Meclis tarafından kabul edilmemiştir. Tabi Türk milletine yaşama hakkı vermemesi de etkili ama temel sebebini istediğimiz için mebusan meclisi tarafından kabul edilmemesi doğru cevabımız olacaktır. Evet 6. sorumuz. Sevr antlaşması Türk konusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz. Bu görüşmelerimiz sırasında da Sevr Antlaşması'nın adını anmak istemem. Sevr Antlaşması kafasından çıkarmayan Ruslara yapacağımız işlemlere güvenmeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir antlaşma yoktur. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Sevr Antlaşması'na karşı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten metinde görüyoruz bunu. İmzalayanlar vatan haini ilan etmiştir. Burada vurgulanmamıştır bu. Evet imzalayanların hıyaneti vataniye kanunu kapsamında vatan haini ilan ediliyor. Ama burada vurgulanmadığı için almıyoruz. Uluslararası ilişkilerde bağımsızlık ilkesini esas almıştır. Yani Sevr Antlaşması'nı reddetmek bağımsızlık yanlısı bir tavırıdır. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde bağımsızlık ilkesini esas aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 1 ve 3 olacaktır. İkinci öncüle ulaşamıyoruz. Evet test 18 soru 7. Burada iki tane ifade verilmiş. Yalnızca verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Sever Barış Antlaşması'nın taslağı San Remo konferansında belirlendi. Antlaşma şartları çok ağır olduğundan ilk başta imzalanmadı. Sonraki süreçte İstanbul Hükümeti adına Damat Fahit Paşa Başkanı'ndaki Saltana Şurası adı verilen heyet imzaladı demiş. O zaman İstanbul Hükümeti bağımsızlık yanlısı değildir diyebiliriz. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi ve Türk Halkı Sever Antlaşması'nı asla kabul etmedi ve milli mücadele sonucunda büyük bir zafer kazanılmasıyla antlaşma tarihinin karanlık sayfalarına gömülmüş olun diyor. Yalnızca verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Milli mücadelenin başarıya ulaşması Sevan Antlaşması'nı ortadan kaldırmıştır. Evet büyük bir zafere ulaşmasıyla tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. B seçeneği doğru. Mustafa Kemal ve Türk Halkı Sevan Antlaşması'na karşı bağımsız bir tavır sergilemiştir. Burada Mustafa Kemal'in ve Büyük Millet Meclisi'nin ve Türk Halkı'nın Sevan Antlaşması'nı kabul etmemesi bağımsızlıkçı bir tavırdır. Çünkü Sevan Antlaşması bizim bağımsızlığımıza aykırıdır. Sevan Antlaşması ile Osmanlı'nın savunma gücü ortadan kaldırılmıştır. Burada Osmanlı'daki e, Sevr Antlaşmasındaki askeri sınırlamalar verilmediği için D seçeneğine ulaşamıyoruz ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, Sevr Antlaşmasını İstanbul Hükümeti adına Damat Ferit Paşa başkanlığındaki saltanat şurası adı verilen heyet imzalamıştır. Mustafa Kemal başkanlığındaki TBMM ise antlaşmayı tanımayarak imzalayanlara vatan haini ilan etmiştir. Bu gelişmelerden hareketle TBMM ile ilgili bağımsızlık konusunda taviz vermemiştir. Bağımsızlığa aykırı mı Sevr? Evet. TBMM kabul etmediği için bağımsızlık konusunda taviz verilmemiştir ifadesi doğrudur. Saltanat makamını korumak istemiştir e, söz konusu değil. Manda ve imaya kabul etmiştir söz konusu değildir. E, zaten sevri reddetmek bağımsızlık anlayışıyla ilgili olduğu için 2 ve 3. öncülümüz yanlış. 1. öncülümüz doğru olduğu için A seçeneği doğrudur diyebiliriz.